Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz NFT, Metaverse ve Web 3.0 teknolojileri nedir? Bunlar hayatımızda neler değiştirecek? Ve bunlardan sonra gerçekleşecek olan yeni teknolojik aşama hangisidir? Ve tabii ki bunlara yatırım yapmak istersek, özellikle de bu bir sonraki aşamaya yatırım yapmak istersek araştırmaya nereden başlayabiliriz? Bu konuları yaptığı özel röportajlarla ünlü olan gazeteci Yeşim Ülker'le konuştuk. Kendisinin Instagram hesabında bayağı da büyük bir kanalı var Yeşim Hanım'ın ve orada birçok ünlü sanatçı ile, hatta ekonomi yazarı ile röportajlar yapıyor. Bizim söyleşimiz dışında onlara da bakabilirsiniz. Şimdi biz kendi konumuzla ilgili olan kısımları Yeşim Hanım'la yaptığımız söyleşiden parçalar halinde izleyeceğiz birlikte. Ondan sonra da bu söyleşi bittikten sonra da yine videonun sonunda Metaverse ve bir sonraki teknolojik aşama hakkında bazı yorumlarım daha olacak. Şimdi birlikte isterseniz önce söyleşiyi izleyelim. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim vallahi, siz? Çok sağ olun. Bir sene olmuş sizinle yayın yapalı. Evet, aslında çok olmuş. Aradan bir sene geçti, tekrar bir araya geldik. Teşekkür ederim önce davetimi kırmadığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Vallahi bir şey soracağım. Hani sizi davet etmeyelim de kimi davet edelim? Çok sağ olun. Yani ne konuşacağız? Nasıl yani, artık gerçekten inanılmaz kafa yakıcı ve ben günlerdir mesela hani arkadaşlarımla konuşuyorum ve bana şöyle tepkiler geliyor. Eşim, ne diyorsun? Neden bahsediyorsun? Ben anlayamadım. Bu nereden çıktı? Daha insanlar Bitcoin'i çözmeden bir de Metaverse diye bir şey çıktı. Hadi başlayalım. Size bırakıyorum. Nereden başlayacaksanız oradan birlikte devam edelim. Peki, isterseniz biraz bu zaten olay Facebook yüzünden gündeme geldi. O tarafta neler oluyor çok kısa onu anlatayım. Bu konu neden gündeme geldi, ne demek? Biraz onlardan bahsedeyim. Siz arada sorunuz olursa mutlaka sorun. Tamam. Bütün izleyicilerimize de şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Vakit ayırdıkları için de teşekkür ediyorum. Şimdi Facebook zaten marka kirlenmişti son zamanlarda. Yani işte verileri başkalarına satma konusunda skandallar vesaire. Tabii bunun başında da cin bir arkadaş var. Mark Zuckerberg. Sosyal medya isimli bir film var. Social Media. Bunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu Facebook'un başındaki Mark Zuckerberg nasıl bir arkadaş? Fikri kimlerden çalmış? Facebook fikri onun değil aslında. Nasıl bunu çok önemli bir şirket haline getirmiş, bunları anlatıyor. Zaten hani güvenilmeyecek bir adam olduğunu oradan anlıyorsunuz aslında, skandallar olmasa bile. Şimdi bu Facebook markası çok yıprandı. Bu arada Facebook Metaverse diye bir şeye senelerdir yatırım yapıyor. Yılda ortalama 5 milyar dolar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bu parayı bulsa zil takıp oynar yani, o 5 milyar dolar geldi diye. Büyük bir para. Bunu her yıl harcıyor. Hatta bu senede 10 milyar dolar harcayacağını açıkladı. Yani bunu iki katına çıkardığını açıkladı. Ve Avrupa'da muhtemelen bunun içine Türkiye de dahil, Türkiye, Polonya vesaire gibi ülkeler de dahil, Avrupa'da 10 bin yeni insanı Metaverse için istihdam edeceğini de açıkladı. Ve bu yıpranan isimden de kurtulmak için bir holding çatısı kurdu. Yani bu holding şimdi Facebook'un da sahibi olacak. Facebook'un daha önce satın aldığı Instagram'ın da, WhatsApp'ın da hepsinin de sahibi olacak. Peki. Bu şirketin adı da Meta oldu. Çünkü Mark Zuckerberg şöyle inanıyor. İnternetin geleceği ya da internetin gelecekteki adı Metaverse olacak. Ne demek bu Metaverse? Meta öte demek. Verse de universe, yani evren kelimesinden geliyor. Yani evrenin ötesi. Daha çok bir sanal dünya diye bunu düşünebiliriz. Ama bu bildiğimiz sanal dünyalar gibi bir dünya olmayacak.
Facebook'un lideri Zuckerberg şuna inanıyor. Gelecekte işte böyle şu anda oyunları düşünebiliriz. İşte Second Life, Minecraft falan gibi. Benim oynamadığım ama etrafta oynayanın da çok olduğunu bildiğim böyle kendilerine ait dünyaları olan oyunlar veya işte sanal mesela sanal bir konferansta konuşma yaptım ben. Orada izleyiciler geliyor sizi izliyor falan. İşte sanal bir resim sergisini gezebiliyorlar şu anda veya sanal bir okulda eğitim görebiliyorsunuz vesaire. Bunların hepsi bir arada olacak. Adeta üç boyutlu bir internet. Şu anda bizim deneyimlediğimiz şey iki boyutlu internet. Yani ekranlara bakıyoruz. Peki. Çeşitli alışverişler yapıyoruz ama hep iki boyut içerisinde. Burada çeşitli mesela işte büyük gözlüklerle veya başka tip araçlarla bir sanal dünyanın içinde olacağız ama o sanal dünyada mesela oyun oynarken istediğimiz anda eğitim tarafına da geçebileceğiz. Bugün mesela iki boyutlu internette bir oyun oynuyorsak oradan başka yere geçemiyoruz. O oyunun kendi evreni içindeyiz. Yani o oyun üç boyutlu bir oyun da olsa onun kendi içindeyiz. Başka yerlere zıplayamıyoruz, geçemiyoruz. Bu Metaverse dediğiniz şey de sanal bir evren olacak. Bu içinde bunun küçük küçük dünyalar, belki işte bir ülke olacak, bir evren olacak, bir gezegen olacak. Bunların hepsi arasında gidip gelmek mümkün olacak. Yani bunun içinde sürekli üç boyutlu tasarımlar ve en önemli özelliklerden bir tanesi de arttırılmış gerçeklik, bu AR dediğimiz ve sanal gerçeklik, VR dediğimiz, bu AR ve VR bunun üzerine sürekli olarak bulunacak. Ve şimdi reklamlarını çekmiş Mark Zuckerberg, bugünkü bizim oyunlardaki gibi oyun olduğu anlaşılan bir sanal ortamda değil, bayağı gerçek dünyada sanki dolaşıyormuş gibi görünen bir dünyada olacağını gösteriyor kendisinin. İşte kaç sene evveldi bu, bir de neydi firmanın adı, Oculus galiba değil evet, mi? Gözlük. Oculus. Evet, 2 milyar dolar, satın bunu satın alıyor. Güzel bir ticari kafa diye düşünüyorum. Şimdi bu dedim ya, sosyal medya filmini seyretmeyen mutlaka seyretsin. Bu arkadaş cin bir arkadaş. Yani her türlü piyasanın çakallığının peşinde ve kendi ele geçirdiği bu büyük gücü de bırakmak niyetinde değil. Yani şimdi Facebook düşüyor. İşte Türkiye'de daha çok böyle orta yaşlı kesimin ya da yaşlı kesimin kullandığı bir araç haline geldi. Yurt dışında bu veri satma olaylarından dolayı popülerliği çok düştü. Instagram, WhatsApp daha iyi durumdalar ama Facebook gün geçtikçe eriyor. Şimdi Mark Zuckerberg gibi bir adam buna kayıtsız kalmaz. Bir şeyler yapması gerekiyor. Yapıyor şu anda da. İşte geçen sene de şeyle gündemdeydi. Kendi kripto parasını oluşturmakla gündemdeydi. Evet. Ama yaklaşımı yanlış. Yani kripto parayı oluştururken de bu yaklaşımı sergiledi. Eğer Metaverse konusunda da bu yaklaşımı sergilerse yine muhtemelen duvara çarpacaktır. O zaman Google ya da Microsoft daha çok yol alabilir mi Facebook'tan? Böyle şimdi bir şöyle durumda. Bir şey var. Facebook Oculus'u satın aldı dediğiniz gibi Yeşim Hanım. Bu Oculus böyle gözlükler üretiyor. Fakat bunlar çok rahatsız şeyler. Yani etrafımızda yayıldığını biz bunun göremiyoruz. Yani çok rahatsız olduğu için kimse kullanmıyor bunu. Onun için mi hala onunla ilgili çalışmalar yapılıyor? Gözlükleri evet, daha yani rahat ya hale bunun daha böyle mi? Çok daha hafifini oluşturmak zorundalar. Tamam. Ben mesela duydum Qualcomm firması bunun çok daha iyilerini böyle çok daha hani giyilebilecek, insan rahatsız etmeyen formlarını şu anda tasarlıyormuş. Bir de tabii bu sanal dünyalarda yaşamak ne kadar çekici buna bağlı olay. Ve şu da var. Şimdi bizim bugün niye gündemimize geldi bu olay? Facebook bunu açıkladıktan sonra, hele bir de 10 milyar dolar yatırım açıkladıktan sonra bizim blockchain teknolojisi tarafında da bu metaverse işiyle uğraşan projeler var. Ve bunların tabii ki kripto varlıkları, kripto paraları var. Bir günde bir tanesinin değeri, şimdi hiçbirinde coin ismi vermeyeceğim ki hani yatırım tavsiyesi gibi algılanmasın ama örnek bir coin'de Ethereum üzerinde çalışan ve işte bu metaverse işiyle uğraşan bir coin'in değeri bir günde 80 centten
4 dolarların üstüne çıktı. Yani 5 kattan fazla artış gösterdi 24 saat. Şu anda önde olan 3 tane coin var. Dün bir tanesi, isim vermeden konuşalım. Bir tanesi zaten birkaç haftadır maşallah aldı başını gidiyor. Dün böyle ciddi bir çıkış oldu. Bugün diğer bir tanesi ve ben şeye bayağı baktım, çok enteresan. Tabii tabii. Canlı dövize baktım. Bir baktım mesela canlı dövizde hani girdiğiniz zaman coinlerle ilgili belirli coinler vardı. Aa, bir baktım Metaverse ait ne kadar coin varsa hepsini arka arkaya dizmişler. Onun dışında bir Türk borsa firması birkaç tanesini eklemiş, diğerleri Binance üzerinde. Aslında çok korkutucu, biliyor musunuz, bütün bunlar? Yani birçok insan hani hep şey kafası var ya, kriptolara zaten geçeceğiz şimdi ama hani kısa yoldan köşeyi döneyim. Tabii çok tehlikeli bir düşünce. Şimdi burada öyle bir iştahla anlatılıyor ki geldi çıkıyor yukarıya, işte vurduk ettik bilmem ne. O vuranların zaten %60'ı %70'i tesadüfen onu yakalıyor. O çok ayrı bir konu. İşin profesörleri bu işi, siz çok daha iyi biliyorsunuz, o kadar kolay değil. Her seferinde bu, herkes zengin olsa o zaman Bitcoin nerelere gelecek, kim bilir yani. Ama şunu sorayım mı size, onu çok merak ediyorum. Hani işte Bitcoin ile ilgili ilk böyle konuşmalar çıktığı zaman deniyordu ya, bu ne ya, nereden çıktı, işte ben dokunmadığım şeye inanmam. Şimdi o zaman 2-3 dolara, 5 dolara Bitcoin alanı servetini bu akşam masaya yatırmayalım bence. Metaverse'de böyle bir şey var mı Bitcoin gibi? Hani saklayalım, evet, tutalım olabilir da yıllar sonra işe yarar diye. Şimdi evet, olabilir. Yani o noktasını anlatalım. Bir de bu yayında size özel, yani sizin takipçilerinize özel, beni davet ettiğiniz için bir güzellik yapacağım. Şimdi şöyle bir durum var. 2019-20'de DeFi diye bir şey çok modaydı kripto paralarda. Hı. Ve acayip orada kazançlar yapıldı. Sonra NFT'ler moda oldu. Orada çok acayip kazançlar yapıldı. Şimdi Facebook Metaverse'ü gündeme getirdi. Orada bir patlamalar olmaya başladı. Hatta şimdi Barış Özcan var, biliyorsunuz. Çok meşhur Türk, evet, YouTuber. Takdirle ben de izliyorum çalışmalarını. Twitter'da da takipleşiyorduk kendisiyle ama o galiba Twitter'ı bıraktı. Şimdi Barış Özcan da bu trendleri takip ediyor gibi, artık bilmiyorum tesadüf mü, gerçekten kendisi takip mi ediyor. İşte NFT'lerle ilgili video yapmıştı zaten. Metaverse ile ilgili video yaptı. Metaverse coinleri patladı. Ondan sonra Web 3.0 ile ilgili video yaptı. Bu sadece Türkiye'de mi oldu? Dünyada da muhtemelen bir etkisi oldu. Çünkü dünya çapında da bir, aynı zamanda YouTuber. Web 3.0 coinlerinde de hareket oldu. Ve ben şimdi düşündüm bugün yayından önce. Bundan sonra nerede hareket olabilir? Yayının biraz ilerleyen zamanlarında bunu da paylaşacağım izleyicilerimizle. Vallahi tabii yaşasın. İlk olacak. Şimdi şeye değinelim. Bu Metaverse, işte NFT, DeFi falan, bunlar Bitcoin gibi bir etki oluşturur mu? Çok büyük bir ihtimalle oluşturur. Şimdi bu sezonda, yani bu bir sezonluk bir iş. Bitcoin bir yükseliyor. İşte bir sene, 1,5 sene falan. Hmm. Sonra da 1 sene, 2 sene falan da çok büyük düşüş yaşıyor. Büyük bir ihtimalle eğer bunun devam edeceğini düşünürsek, bazıları artık bu düşüşlerin olmayacağını da söylüyor ama ben henüz ona inanmıyorum. Gene olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey olabilir mi sizce? Hani böyle ayı sezonu, boğa sezonu var ya devam eden. Şimdi bence ben şöyle düşünüyorum. Bitcoin durduğunda, stop ettiğinde takır takır çalışacak başka, orada belki Metaverse devreye girip orada Metaverse'ün içindeki coinler mi acaba boğa sezonuna geçecek? Yani yok, hiç sanmıyorum. Yani ne olacak acaba? O kadar neden karışık. Çünkü Metaverse şimdi anlatıyoruz ama anlattığınız biçimiyle ortada ne Metaverse var ne NFT'ler gerçekten bu kadar çok kullanılıyor. Asıl kullanılması gereken yerlerde ne Web 3.0 henüz ortada. Hmm. Bu teknoloji hiçbiri şu anda bizim hayatımızda kullandığımız teknolojiler değil. Bunların arasında en iyisi, en iyi durumda olanı gene DeFi. Yani bu sadece bilgisayar programıyla bankaların yaptığı, işte borsaların yaptığı işleri yapan yerler. Bunlar kredi veriyorlar. İşte sigortacılık yapıyorlar. İşte borsa gibi hizmet veriyorlar. Bunlar
Bitcoin ayı sezonuna da girse para kazanmaya, iş yapmaya devam edecekleri için burada belki biraz daha hafif durum atlatılabilir DeFi'de, ama diğerleri daha henüz hiç ortada olmadıkları için muhtemelen Bitcoin düştüğü zaman paldır küldür Bitcoin'den daha hızlı bir şekilde yine düşeceklerdir diye düşünüyorum. Ha, ama uzun vadede 5 yıl, 10 yılda evet bu teknolojilerin her biri NFT, Web 3.0, Metaverse, bunların her birinde büyük potansiyel var, mutlaka var. Tabii hangi proje başarılı olur o kadar yıl içerisinde bunu tahmin etmek oldukça güç. Yani Bitcoin varken Bitcoin'i biliyordunuz. Bir tane hani en büyük kripto para bu. Çok tartışılıyordu. Bitcoin bile çok tartışılıyordu. Bu başarılı olur mu olmaz mı diye, ama kendini ispatladı. Burada da önde olan bazı projeler büyük bir ihtimalle yani 10 yıl içerisinde falan Bitcoin'in 10 yılda yaptıklarını yapabilirler. Yani o potansiyelleri var. Tabii kesin bir şey söyleyemeyiz ama bu potansiyelleri var. Ama bugün bunları alanlar genelde böyle 10 yıl değil yani. Bir haftalık falan alıyorlar. En fazla bir günlük, evet, saatlik falan alıyorlar. Yani alıyorlar. O bu artsın. Ben parayı 2'ye 3'e katlayayım hemen satayım modundalar. Bu da tabii yani yatırım için çok yani uzun vadeli böyle stratejik. Yani Bitcoin'den işte 10 dolarken alsaydım da 6000 kat kar yapsaydım anlayışı değil tabii burada. Kısa yoldan hemen para yapmak anlayışı var. Tabii burada tehlike var. Yani sizin nedeniniz söylediğiniz gibi şansına kazananları görüyorlar. Yani bu kadar araştıranlar bile itiraf ediyorlar ki yani bunu bizim bir anda tutturmamız falan mümkün değil. Yani en fazla işte birkaç ay önceden gördüğünü söylüyor ama gerçekten aldı mı, bu karları yaptı mı o da belli değil çoğu insan için. Çok profesyoneller bu kadar ayrıntılı düşünebilir. Diğerleri mesela tesadüfen demin bahsettiğim 80 centten 4 dolarlara giden coin'i almış olabilir. Bir anda bir kar yapmış olabilir. Diğerleri de bunu görüyorlar. Herkes oralara hücum ediyor ama buralarda dikkatli olmak lazım. O modalar bir anda geçebilir. Yani Facebook'un yaptığı bir açıklamayla her şey tuzla buz olabilir. Aslında şu var tabii. Bitcoin yükseldikçe bunlar da yükselişine bir şekilde devam edecektir. Ama Bitcoin ne zaman duracak? İşte bunu tahmin etmek, bunu iyi araştırmak, iyi süzmek önemli. Bitcoin durduktan sonra bu altcoin'ler bir süre daha yükselecektir. Ondan sonra da hep beraber bir düşüş sezonuna büyük bir ihtimalle gireceklerdir. Şunu da sormak istiyorum hemen. Bu Metaverse için hani altyapı ve cihazlar yeterli mi? Hani 5G'ler belki yetmeyecek mi? 6G mi olacak? 6G'nin biraz ötesi olması lazım tabii. Şimdi evet, onu dinleyelim sizden. Tabii şimdi ben çok teknik bir insan değilim ama biliyorum yani bu işleri işte takip ettiğim kadarıyla. Bugünkü altyapı da Metaverse'ün bugün hemen hayatımıza girmesi için yeterli değil. Metaverse yani ileride bu internet kadar önemli olduğunda yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra şöyle bir alan olacak zaten. Adeta bir dünya var. Siz yani bugün internete girdiğimizde internette olduğumuzu, dışarıda gerçek hayat olduğunu biliyoruz. Yani bazen Instagram'ın içinde tamam kayboluyoruz falan filan ama oyunların içinde kayboluyoruz. Gerçek dünyayı unutuyoruz falan ama Metaverse o kadar ileri teknolojiyle yapılacak ki yani burayla Metaverse arasında çok bir fark olmayacak. Yani sanki burada da gerçek hayattaymışsınız gibi bir deneyim sahibi olacaksınız. Bunu da en iyi şeyle anlarsınız, filmlerle. Matrix filmlerini biliyorsunuz. Orada aslında herkes uyutuluyor böyle şeylerin içinde, bölmelerin içinde ama kafalarına bir şeyler bağlanmış ve bir dijital dünyada yaşadıklarını zannediyorlar. Tamam. Bir de Ready Player One diye daha yeni çekilmiş bir film var. Orada bir işte Metaverse var. Herkes o Metaverse'de olmaya çalışıyor. İşte bir çocuk var. Onun babası o Metaverse'de bir şeyler yapmaya çalışmış. Olmamış, başaramamış, batmış falan gibi şimdi hatırladığım kadarıyla. Çocuk da gidip orada bir paralar kazanmaya falan çalışıyor. Metaverse dediğimiz şey böyle bir şey olacak. Ve dediğim gibi orada mesela bir eğitime gideceksiniz. Oradan hemen oyuna geçeceksiniz. Oradan konsere gideceksiniz vesaire. Ve bunların içerisinde öyle bir kendinizi kaptırabilirsiniz ki yani dış dünyayla gerçekten bağlantınız kesilebilir hale gelebilir insanlar. O Ready Player One filminde de öyleydi. Metaverse'ün kendi içi o çok düzenli, her şey çok güzel falan.
dış dünya ama bakımsızlıktan mahvolmuş. Yani herkes böyle kötü evlerde yaşıyor falan gibi. Tabii öyle bir distopya olması şart değil ama metaverse dediğimiz şey gerçekleştiği zaman böyle bir şey olacak. Ve muhtemelen orada çok önemli düşünsel değişiklikler de olacak. Yani gerçeklik kavramı nedir? Yani bizim dışarıda yaşadığımız şey mi gerçek? Bu metaverse'e de bir gerçek diyebilir miyiz? Çünkü şöyle olacak. Şu teknolojiyi biliyorum ben. Biz TRT'nin İngilizce kanalına 2015-16 döneminde bir belgesel çektik. Yüksek teknoloji belgeseli. Bütün dünyada çekildi. Amerika'da, Japonya'da, Almanya'da, İngiltere'de falan. Ve orada alanının en ünlü, en önde bilim adamlarıyla röportajlar yaptık ve İngilizce kanalda yayınlandı zaten. Yani şimdi orada biz şu teknolojiyi de gördük. Beyin bilgisayar arayüzü. Yani öyle teknolojiler geliştirilecek ki bu Elon Musk'ın yapmaya çalıştığı gibi işte beyne bir şeyler, şimdi Elon Musk böyle çipler falan takmaya çalışıyor. O çok itici, bu gözlükler gibi. Yani kimse beynini işte şu kafatasına delik açtırıp içine çip falan sokmaz metaverse'e gireceğim diye. Böyle bir şey değil ama bunun böyle çok daha böyle kafaya taç gibi takılan bir cihaz var mesela. Bununla düşündüğünüz zaman bilgisayarı komut verebiliyorsunuz. Şu anda bu oluyor zaten. Yani düşünüyorsunuz sadece. Yani bunlar nasıl bir döneme denk gel? Bütün bunlar bir tamamen şahsi bir soru sorayım mı? Tamamen yani. Bütün bunlar hoşumuza gidiyor mu? Yani ya keşke gençliğime geri dönsem mi diyorsunuz? Yoksa gerçekten ilginizi çekiyor mu bütün bunlar? Tabii bunun korkutucu tarafı var. Ama mesela düşünün, tatile gittiniz, uçtunuz, Antalya'ya indiniz veya Bodrum'a indiniz. Tamam. Eyvah dediniz, evde işte doğalgazı açık unuttum veya ocağı açık unuttum falan. Sadece düşünerek, çünkü o sistem internete de bağlanıyor şu anda. Yani sadece düşünerek evdeki elektriği, telefonu, suyu, bilmem neyi, her şeyi kontrol edebiliyorsun. Yani sadece düşünceyle evin içinde şu anda ne oluyor görebiliyorsun falan gibi bir dünya. İşte bu kadar şey ilerlerken acaba doğalgaz diye bir şey kalacak mı? Emin olun ki sosyal ilişkiler çok değişecek. Kadın erkek ilişkilerinde öyle neredesin hayatım falan filan, bunlar çok değişecek yani. Hani ben mesela bu kadar şey olurken düşünsenize yani ocak mı? Hangi ocak? Ben zaten düşünce gücümle hani çayı pişirdim falan mı olacak? Yani bilmiyorum. Evet. Çok korkutucu ya. Vallahi kafa yakıcı şeyler. Şimdi, ya şu şeyi anlatır mısınız? Allah aşkına bunu herkes duysun. NFT'ye hemen dönelim. 69 milyar dolar. Milyon dolar mı? Milyon dolara. Daha bir milyar eser satılıyor. Olmaz da yani inşallah. Ama onu da görürüz. Hiç şey yapmayın. Bir eser satılıyor ve bu eser şu anda sanal ortamda sergilenmek için dünyaca ünlü mimarlarla anlaşılıyor ve o mimarlar yaşıyor hayatta, yani onlar sanal değiller ama sanal ortam için para ödeniyor. Bunun hikayesi nasıl başladı? Bu eseri kim aldı ve o eserin altındaki o hani token olayı neydi onu kurtaracak olan? Hadi bize bunun hikayesini anlat. Evet, bunu şöyle anlatayım. Blockchain teknolojisinin basit olarak ne yaptığını bilmek gerekiyor öncelikle. Bu NFT ne demek? Yani niye bu kadar önemli? Blockchain teknolojisi şudur. Bizim bugün kullandığımız telefonlarda, bilgisayarlarda vesaire bağlı olduğumuz bilgisayar ağındaki bütün bilgiler aynı anda tutulmaz. Tutulursa çok büyük bir bilgi olduğu için o telefonu, bilgisayarı kilitler. Yani bir bankacılık uygulaması o bankanın bütün müşterilerinin, işte atıyorum banka 2010'da kurulduysa, en baştan beri yaptığı bütün işlemleri, o anda yaptığı işlemleri falan, her uygulamanın bulunduğu işte binlerce, milyonlarca mobil telefonda tutmaz. Sadece kendi merkezi serverlarında tutar. Blockchain teknolojisi ise şunu sağlıyor. Her telefonda o bankanın bütün bilgilerinin, işte 2010'da başladığından beri bütün bilgilerinin olmasını sağlıyor. Bu olunca ne oluyor? Yani o ağda, o bankaya üye olan, o bankanın bilgisayar ağına üye olan herkes bütün bilgileri görüyor. O zaman ben mesela şimdi o bankada hesabım var benim. 100 liram var orada ya da 1000 liram var diyelim. Size 500'ümü göndereceğim. O zaman bütün ağ biliyor ki benim hesabım 1000'den 500'e düşecek. Sizin hesabınızda 500 olacak.
O zaman ne oluyor? Merkezdeki bu genel merkez, şubeler falan filan hiçbirine ihtiyaç kalmıyor. Yani bunun onayına ihtiyaç kalmıyor. Blockchain dediğimiz budur. Çok basit anlamıyla. Ve şimdi bir banka üzerinden anlattım. Bitcoin bunu yapıyor işte. Bir yazılım, bir merkez bankası gibi çalışıyor, bir rezerv bankası gibi çalışıyor. Ama bir merkez yok, hiçbir çalışanı yok. İşlemesi için sadece madencilik falan yapılıyor. Onlar da o işten para kazanıyorlar zaten ton işiyle. Ve elektrikle, elektrik harcayarak güvenliğini sağlıyor bu sistemde. Ama yeni blockchain teknolojileri çıktı. Artık elektrik harcamanıza da gerek yok. Bu demin anlattığım şeyi yapabilmeniz için. Blockchain teknolojisi bu. Blockchain teknolojisinde şu anda her blockchain üzerinde işte bu tip kripto varlıklar var. İşte Bitcoin bir kripto varlık, Ethereum bir kripto varlık. Bunlara kripto para da deniliyor yerine göre. Şimdi Bitcoin'in mesela 21 milyon adet toplamda potansiyel coin'i var. Bunların hepsi birbirinin aynı. Yani blockchain üzerinde 21 milyon varlık var. Hepsi birbirinin aynı kayıtlar. Ethereum'da başka türlü, işte şeyde başka sayı. NFT dediğimiz şey blockchain üzerinde bir kayıt ama benzersiz. Dünyada başka eşi yok. Bu ne işe yarayacak? İleride bütün internet, metaverse, her şey blockchain üzerinde çalışmaya başladığı zaman bu Web 3.0 falan. Burada sizin şahsi belgeleriniz, mesela kimliğiniz bir tek size ait olmalı. Tek, özel olmalı. Parmak iziniz gibi. Ama blockchain içine dolaşabilmeli. Hatta blockchain'ler arası, interoperability deniliyor buna, dolaşabilmeli. Bu işte NFT, non-fungible token, yani bir eşi daha olmayan blockchain kaydı. Bu nerede kullanılacak? İşte kimlikte, tapu belgelerinde kullanılacak. Herkesin tapusu ayrı. İşte şirketlerin yaptığı özel yazışmalar. Noterler de battı yani. Aynen. İşin orası daha biraz daha sevimsiz. Birçok insan işini kaybediyor. Demin bankayı anlattım ya, işte bu DeFi dediğimiz şey de, hani dedim ya DeFi, Bitcoin düşse bile çalışmaya devam eder ve para kazanmaya devam eder. Onlar daha az, yani onlar da mutlaka düşeceklerdir de daha az düşebilirler sanki. Öyle bir ihtimal olabilir. İşte bu DeFi bugün bir bankanın 10 bin çalışanla, binlerce yüzlerce şubeyle, genel merkezlerle bir sürü kaynak harcayarak yaptığı işleri, hele bir de proof of stake dediğimiz o enerji kullanmayan yazılımla yapıyorsa 5 kişiyle falan yapıyor. Yani kredi verme, işte mevduat falan filan hepsini yapıyor. Şimdi bu sistemler ne yapıyor? Noterciler işlerini kaybedecek. Tapu dairesinde çalışanlar kaybedecek önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde. Bankacılar kaybedecek veya çok küçülecek. Yani nasıl ATM makineleri on binlerce bankacıyı şimdiden işinden ettiyse, bu yazılımlar, bu teknolojiler, bu DeFi, NFT, Web 3.0 falan çok daha fazlasını işinden edecek. Ve şu anda şu söylemi de ben yanlış buluyorum, eksik buluyorum daha doğrusu. Blockchain çok önemli bir teknoloji, evet. Blockchain internetin icadı kadar önemli diyorlar. Bu yetersiz. Blockchain öyle bir bilgi işlemede devrim yapıyor ki, şu merkezi otoriteyi ve onay mekanizmalarını ortadan kaldırması blockchain'i yazının icadı kadar önemli bir teknoloji haline getiriyor. Ve 10 yıl içinde, 10-15 yıl içinde blockchain bilmeyenler, blockchain'in ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmeyenler çok ciddi sorunlarla karşılaşacaklar. Bir 20-30 sene içinde blockchain yazılımı bilmeyen, okuma yazma bilmiyormuş gibi olacak. Yani bizim çocuklarımızı şimdiden, yani bizim küçük, benim yeğenler falan var, düşünüyorum yani bu çocukları nasıl blockchain yazılımına yönlendiririz. İşte dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Sevgili Gökmen, selamlar olsun, seyrediyorsa. Seyrediyordur büyük bir ihtimalle. Ona dedim, ikiz çocukları var, bir erkek bir kız. Dedim mutlaka blockchain yazılımı öğrenmeleri lazım. Bu yani bütün dünyada her şeyi değiştirecek bir olay. Metaverse bunun ilginç ve aslında küçük bir parçası. Yani Metaverse hakikaten ilginç olacak. Yani eskiden filmlerde görürdük, böyle Sylvester Stallone'un, işte Arnold Schwarzenegger'in falan filmleri vardı. Böyle Mars'a gidiyor adam. İşte kafasına hafızasını değiştirmişler. Orada yaşadığı hayat mı gerçek? Önceki hayatı mı gerçek? Bunları karıştırıyor falan. Metaverse böyle bir şeye gidecek bir şey. Yani ileride insanların
alışverişini mesela şimdi gidiyoruz bir eziyet yani bir şey alacağız bir üzerimize bir tişört alacağız gidiyoruz dene giy çıkar hele biraz da benim gibi son zamanda kilo aldıysan üstüne oldu olmadı bir sürü efor sarf ediyorsun bir sürü vakit falan metaverse dediğimiz şey de senin bedenin de oradaki bütün malzemeler de her şey gerçekmiş gibi olacak zaten evinden çıkmadan orada aynen. Alışverişini denemeni şeyini falan her şeyi yapacaksın şey diyorlar ya hani bir de hani işte kafelere falan restoranlara gideceksin ne olacak yani ben şimdi kendimi orada balık yiyor rakı balık yapıyor falan gibi mi hissedeceğim boğazda bu mudur yani matematik böyle mi anlayalım bunu ya bana aslında tabii bu tarafları çok da çekici gelmiyor yani bunlar için metaverse'in ya, geleceğini onu soruyorum işte falan. Benim yeğen var işte 9-10 10 yaşında falan. Diyorum ki bu Ready Player One'daki gibi bir sanal alemde yaşamak ister miydin? Oh, bayılırdım falan. Ya diyorum sen şu anda şey gibisin. Biz çocukken çok geniş bahçeli, o kadar bahçesi büyüktü ki içinde iki tane daha ev vardı. Yani bizim ev zaten büyüktü. Köşk gibi. Hmm. Kiracıydık orada. Yanlış anlaşılmasın. İki tane daha başka ev vardı. O kadar büyük bir bahçe, ağaçlar falan. Bizim çocukluğumuz orada geçti. Sonra bir gün bize dediler ki bu artık bu evden çıkıyoruz. Apartmana taşınacağız. Biz de çok sevindik. Wow, apartman o zaman daha yeni yapılıyor. Böyle 4 katlı apartmana gökdelen falan zannediyoruz biz. Vay apartman falan. Apartmana bir gittik. Oha, hiçbir şey yok. Yani hiçbir numara yok. Biraz metaverse bugünkü Z kuşağı için biraz öyle olacak. Yani aslında gerçek dünyanın en kıymetli şey olduğunu anlayacaklar tabii ama bu tabii herkese göre de farklı bir deneyim olacak. Yani kimisi anlayacak, kimisi anlamayacak, kimisi metaverse'de yaşamak isteyecek falan. Şimdi blockchain'i çok basit bir şekilde anladık. Bunun içinde tekil kayıt olursa NFT oluyor. Bütün internet blockchain'e geçtiği zaman Web 3.0 oluyor. Şu anda Web 1.0 ve Web 2.0 iki boyutlu her verinin merkezi tutulduğu, banka gibi merkezi tutulduğu bir yapı. O yüzden isteyen anında istediği yerde interneti kapatabiliyor. Blockchain üzerine bütün internet geçtiği zaman Web 3.0 artık orada her şey dağıtık tutuluyor. Hiçbir şeyi kapatmak, sansürlemek falan mümkün değil. İşte bunun en son aşaması da, aşamalarından biri de Metaverse. İşte sanal alemler oluşturuluyor. Onun içinde sanal hayatlar oluşturuluyor. Gerçeğe birebir istenirse benzeyen. Düşünce gücüyle falan kontrol edilen. Bunların hepsinde en sonunda geleceği durak DAO dediğimiz bir başka uygulama. DAO. Diyarbakır, Adana, Ordu. Türkçe kodlamak gerekirse. İngilizcesi Decentralized Autonomous Organization. Yani merkeziyetsiz, otonom, kendi içinde özerk organizasyon. Bu nedir ve neyin yerini alacak? Bir kere bu, şimdi günümüzde Facebook var, işte Google var. İşte başka işte Exxon var ne bileyim sayın işte Netflix var, Ford var böyle dünya çapında ya da Türkiye'de de işte Koç Holding, Sabancı Holding bunlar ne? Şirket. Şirket var. Şirketlerin dışında kar amacı gütmeyen neler var? Vakıflar var. Mesela Facebook'ta kendi kripto parasını yaptığı zaman vakıf kurdum hani bana ait değil ama vakıf üzerinden hallediyorum bu işleri diye güya çakallık yaptı ama kimse yemedi bunu. Şimdi ya şirket var ya vakıf var. Yani kar etmiyoruz diyorlar ama gene kar bazlı işlerle de uğraşıyorlar zaman zaman. İşte bütün bu şirket ve vakıf dediğimiz bugünkü organizasyon yapısının tamamen dışında toplulukların oy vermesine, oylamasına dayanan çok daha demokratik yönetim yapıları. İşte bu demin söylediğimiz bu bütün teknolojilerle mümkün olan bir şey. İşte DeFi, NFT, Web 3.0, Metaverse vesaire en sonunda geliyor DAO'ya dayanıyor. Yani tahminen şu anda Barış Özcan arkadaşımız, sevgili YouTuber. Bu arada Barış Özcan hani YouTuber derken 3000-5000 takipçi değil, tam 5,5 milyon takipçisi tabii var. Canım, gerçekten çok, çok inanılmaz belki videolar ondan bile çekiyor. Fazla, daha bile fazla. Videoları zaten böyle milyonlarca seyrediliyor. Çok başarıyla ben de severek ve tebrik ederek yani saygıyla izliyorum. Muhtemelen eğer bu teknoloji serisini takip ediyorsa muhtemelen şu anda da DAO videosu çekiyordur. Ve bir hafta birkaç hafta sonra DAO videosu yayınlandığı zaman o zaman da DAO coinleri de var şu anda. Onlara bir sevgi olabilir. Yani tamamen duygusal bir sevgi haline gelebilir Cem Yılmaz'ın dediği gibi. O DAO coinlerini de nasıl araştırırsınız?
CoinMarketCap var. Bu en bilinen coin bilgilerinin alındığı site. CoinMarketCap. Buraya girdiğiniz zaman burada DAO coinleri, DAO tokenları diye ayrı bir sayfa var. Orada listeliyor zaten hepsini. Bir de şöyle güzellik yapmışlar. Artık her token'ın içinde o token nedir, kim tarafından kurulmuş, ne işe yarar, eskiden bunlar yoktu. Bunların hepsinin bilgileri var artık CoinMarketCap'te. O listeye girip hepsini inceleyebilirsiniz. Bir kere adında zaten DAO olan coinler var. Sonra yine birçok DeFi dediğimiz o sanal banka şeklinde çalışan organizasyonun zaten altyapısı DAO şeklinde işliyor. Yani orada bir merkezi işte banka yönetim kurulu gibi bir organizasyon yok. Orada geliştiriciler var, işte o 4-5 kişi ve o coin'den elinde tutan herkes yönetim kurulu üyesi gibi, onun oy hakkı var orada ve orada o oylamalarla orada kararlar alınıyor falan. Ve bunun ötesi de var. İşte DAO şeklinde organize olmuş, içinde NFT'lerin kullanıldığı Web 3.0'a işte aday blockchain'ler üzerine çalışan oyunlar var mesela. Ve bunlar işte hani bu moda böyle gidiyorsa, hani DeFi, NFT, Web 3.0, bir sonraki adımı da DAO olabilir. Büyük bir ihtimalle olabilir. Bunları incelemenizde fayda olabilir. Bir göz atmakta bunlar alınır mı diye proje tespit etmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. İş işten geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Bugün Bitcoin'in arkasından millet el sallıyor. Keşke geçen sene girseydiniz yani. Değil mi? Hani ne kadar güzel kazançlar olabilirdi. Ya aslında ama işte evet, şeyi biliyorsan biraz araştırdıysanız meseleyi, nerede yükselip nerede düşeceğini tahmin edebiliyorsanız, yani Bitcoin'in nereye ulaşabileceğini bu sezon tahmin edebiliyorsunuz. Sizin tahmin etmenize gerek yok. Çok fazla tahminler yapanlar var bu konuda zaten. Mesela bu akşam ben kendi tahminimi söylemeyeyim de, piyasada mesela genel olarak Bitcoin'in 100 bin dolar civarına gitmesi bekleniyor. 100 bin dolar olursa çok iyi olur diyor çok insan. Bir kere bu şunu gösteriyor. 100 bin doların üstüne gidecekse de 100 bin dolar civarında ciddi bir düzeltme olur diye bana düşündürtüyor. 100 bin dolarda da bitebilir de bu arada. Bilmiyoruz. Yani genel beklenti 100 bin. 150 bin, 160 bin falan bekleyenler de var. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam Plan B diye bir hesap var yurt dışında. Hollandalı galiba. Onun Stock to Flow diye bir modeli var. O modele göre 270 bin dolarları falan görebilir iyi senaryoda. Bunların hepsi beklenti ya da şey, ama resmi tahmin olarak iki tane tahmin var. Bir tanesi Guggenheim diye dünya çapında şimdi yanlış hatırlamıyorsam rakamı yaklaşık 300 milyar dolar fon ve varlık yöneten bir varlık yönetim şirketinin böyle Nisan falan gibi, Şubat, Mart, Nisan o dönemde 400 bin dolar bir Bitcoin olabilir diye bir tahmini vardı. Evet, evet. Fakat daha sonra bu tahminden vazgeçtiler. Vazgeçtiler o tahminden. Tahminini değiştirmeyen, en cömert tahmini yapan ise Citibank. Citibank. Şimdi ben onu diyecektim. 350 bin miydi onu söyleyebilirim? 318 bin dolar. 318 bin dolar Aralık sonu için böyle bir tahmin yaptılar. Kendi Forex müşterilerine, yani zaten o şirkette Forex işiyle uğraşan, bu iş için Citibank'a para ödeyen müşterilerine böyle bir tahminde bulundular ve o tahmini şu ana kadar bildiğim kadarıyla değiştirmediler. Eğer değiştirdiğini bilen izleyicimiz varsa alttan yazsın. Ben rastlamadım, değiştirmedi. 318 bin dolar en cömert şu anda. Benim bildiğim önümüzdeki senenin ortalarında, ilk yarısında bu rakamları söylediyseniz, bu sene sonu için söylüyorsunuz. Bu sene sonu için Citibank'ın, yani Aralık 2021 diye yaptığı tahmin var. O tahmini çok önceden yapmıştı. Yani bu senenin başlarında falan çok haber olmuştu o. Hala o tahmini değiştirmediler. Aralık 2021'in sonu, yani yılbaşı gibi 318 bin dolar. O zaman herkes uzaya uçuyor. Bütün Bitcoin yatırımcıları olursa uzayda. Bilmiyoruz. Citibank doğru çıkacak bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çok hareketli bir alan. Yani yukarı gidişi çok sert olduğu gibi aşağı düşüşü de çok sert oluyor. O yüzden demin anlattığım bu blockchain vesaire, bunları kendi kafanızda hala oturtamadıysanız, yani neye yatırım yaptığınızı, Bitcoin'in neden yükseleceğini kendi kendinize veya bir arkadaşınız sorduğunda
açıklayamıyorsanız siz aslında bu yatırımdan uzak durmalısınız. Yani böyle çok derin bu işlere girmemelisiniz. Kulaktan dolma işler yapmayın diyorsunuz. Evet, yani ben ne yazık ki şunları görüyorum son zamanlarda çevremde. İşte ofislerde toplanıyorlar, kafelerde toplanıyorlar, kahvelerde toplanıyorlar. Herkes birbirine coin söyledi. Bak şu çıktı, bu indi falan. Bunu bu tüyoyu verdi, o arkadaş söyledi falan. Bunlar çok insanı bir yere götürecek şeyler değil. Yani demin siz de yayın başında söylediğiniz gibi şansına o arada kazanmış olanlar olabilir ama bu iyi bir yatırımcı olduğunu değil, büyük bir ihtimalle şanslı biri olduğunu veya iyi kumar oynadığını falan gösterebilir. Her zaman o başarı gelmez. İlk trade'ler yaptığınızda kazanmak değil, kaybetmek daha iyidir. Yani ilk o şey yaptığınızda, piyasaya girdiğinizde. Ki nasıl kaybettiğini görüp ondan sonra evet, ona yani, göre koy paranı. Çünkü kazandıkça oraya koyduğunuz parayı arttırırsınız. Aa, bu sürekli kazanıyorum. O zaman evi de satayım, arabayı da satayım. Bunlar çok tehlikeli. Bakın bunca senedir bu işlerin içindeyim ben. Ne ev, ne araba, hiçbir şey satmışlığım yok bu işlere sermaye koymak için. Böyle bir şey yapmadım. Ne ailemden, ne arkadaşlarımdan kimse de yapmadı. Bu çok tehlikeli bir şey ve hiçbir yatırım alanında da bu yapılmaz. Ne kadar emin olursanız olun. Çünkü dünya sonuçta bilinmezliklerle dolu bir yer. Yani bilemezsiniz. Tamam, Bitcoin'i biz biliyoruz. %99.9 dediğimiz o şeylere çıkacak ama bilemeyiz yani. %0.1 ihtimal de gerçekleşebilir. Siz evlerinizi sattınız, her şeyinizi sattınız, oraya koydunuz. Güm, her şey bitti. Teşekkürler Erkan Öz. Ağzınıza çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim yayına geldiğiniz için. İnşallah bundan sonraki yayınlarda da bir araya geliriz. Güzel piyasaları konuşalım. Umut verici piyasaları konuşalım inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. Tüm izleyicilere iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, söyleşimizi dinledik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Şimdi başta da belirttiğim gibi bu konular hakkında söyleşide yer veremediğimiz birkaç kısa yorumum daha olacak. Öncelikle Metaverse bu beyin bilgisayar arayüzü ile birleştiğinde hakikaten bugün bilim kurgu filmlerinde bile yer almayan olaylara yol açabilir. Mesela beyin bilgisayar arayüzü dediğimiz zaman beyindeki düşünceleri bilgisayara aktarma teknolojisinden bahsediyoruz. Ve bu teknolojide muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok büyük gelişmeler olacak. Ve böylece elimizde bugün tuttuğumuz cep telefonları da neredeyse ya çok daha küçük aletlere dönüşecek ya da tamamen ortadan kalkacak. Ve biz makinelere ya da bilgisayarlara düşünce gücümüzle de hükmedebiliyor ya da iletişim kurabiliyor hale geleceğiz. Bir de şu var, teknoloji iyice ilerlediğinde, bu artık 50 sene içinde mi olur, 70 sene içinde mi olur, 100 sene içinde mi olur bilemiyorum. Bu beyin bilgisayar iletişimi tamamen sağlandığında şöyle bir durum olacak. İnsanın doğduğundan beri geçirdiği bütün düşünceleri, anıları vesaire hepsi bilgisayara aktarılabilecek hale gelecek. Bu konu şimdiden konuşuluyor. Böyle bir şey olduğunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Herhangi bir kişi bir avatarla Metaverse içinde yer alabileceği gibi o kişi ölse bile avatarına adeta kendi vücudu, kendi beynindeki bütün yazılımı ya da bütün ruhu aktarılabilecek. Ve bu insan öldükten sonra bile Metaverse içinde avatarıyla belki de yaşamaya devam edecek. Ve bu avatarlar bugün bizim gördüğümüz gibi avatar olduğu anlaşılan şekillerde olması da gerekmiyor. Mesela işte Mark Zuckerberg, Facebook'un sahibi, gördüğünüz gibi gayet kendisi gibi görünen bir avatarla tanıtımını yaptığı Metaverse içinde dolaşıyordu. Bunun tabii sonuçları çok değişik olabilir. Çok farklı sonuçları olabilecek bir hadise. Zamanla çok ünlü ya da çok
insanlar üzerinde etkisi olan kişilerin öldükten sonra bile avatarları ya da onların bilgileriyle hareket eden yapay zeka yaşamaya devam edebilir ve insanlar eğer gerçeklikle bağlantılarını kaybederlerse kendi başlarına hareket etme, kendi başlarına sorumluluk alma duygularını gittikçe yitirirlerse bu yaşam ötesine geçmiş avatarlardan ya da yapay zekalardan ya da insan zekasının kopyasından öğütler almaya çalışabilirler. Yani tıpkı eski Yunan'da veya başka antik uygarlıklarda eskiden kahinlerden her konuda akıl sorulması gibi, işte bir kral savaş ilan edecek mesela, edelim mi, sonu hayırlı olacak mı diye işte kahinlere sorulması gibi ya da bugün çeşitli astrolog vesairelere sorulması gibi o kopyalanmış insan aklına da artık o kimin aklıysa böyle sorular yöneltilebilir. Tabii insanların bir yandan özeline de girilmiş oluyor burada. Belki de çoğu insan bütün anılarıyla, bütün her şeyiyle bir bilgisayara kopyalanmayı istemeyebilir. Öldükten sonra bile. Bu durumda şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. Her konunun uzmanı olan, herhangi bir kişiye bağlı olmayan ama çeşitli bilgi birikimleri ve datalarla oluşturulan yapay zeka ile çalışan bilgisayarlar, robotlar ya da işte yapay zeka uygulamaları olabilir ve bunlara isimler takılabilir ve bunlar yine adeta zaman içinde insanlık nereye gittiğine dikkat etmezse adeta böyle kendilerine işte önce ünlü gibi davranılır. Daha sonra işte kahin gibi davranılabilir. Hatta çok çok ileri iş götürülürse tanrısal özellikler bile atfedilebilir. Çünkü bilgisayarlar çok geliştiğinde, yani kuantum bilgisayarlar ve ötesi devreye girdiğinde, bugünkü iletişim altyapısı işte 5G'den 10G'ye falan geçtiğinde, bütün bunlar çok hızlandığında yapay zeka birçok konuda tek bir insandan çok çok üstün bir düşünce, tahlil, değerlendirme yeteneğine sahip olabilir. Ama yine de gerçeklikle bağımızı koparmayacak bir noktada insanlık olarak kalmak durumundayız. Metaverse'ün gidebileceği yerlerden bir tanesi de bu. Bu felsefi ve hatta dini yönü olan bir konu ve bizi gerçeklerden koparmayacak bir şekilde bu teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Burada bahsettiğim şeyler olacak diye bahsetmiyorum. İnsanlık dikkat etmezse başına gelebilecek bazı hadiselerden bahsediyorum. Yine bu DAO'lar konusunda bizim böyle daha çok komplo teorisyenleri daha çok ne derler? İşte devletler yok edilecek, yerine şirketler bütün dünyaya hakim olacak ve işte buna da şirketokrasi derlerdi. Ama bugünkü teknolojik gelişmeler, işte söyleşide de anlattığım bu DAO yapısı, blockchain'in mümkün kıldığı bu DAO yapısı en çok şirketleri ve vakıfları etkileyecektir arkadaşlar ve onların etki sahasını yavaş yavaş daraltacaktır. Bu merkezi organizasyonların, yani şirketi düşünün, bir tane patronu var, hadi olmadı yönetim kurulu var, ama DAO'da blockchain sayesinde dağıtık, herkesin oylamalara katılabildiği ve karar süreçlerine katılabildiği bir yapı var ve bu blockchain bazlı DAO'ya dayanan, işte mesela şu anda bile hayatımızda aslında çalışan bu DeFi uygulamaları, yani sanal bankalar ya da sanal borsalar çoktan bankalardan çok daha etkin ve ucuz bir şekilde çalışabiliyorlar. Ve bunlar gittikçe bu klasik şirketlerin, vakıfların vesaire alanlarını son derece daraltacaklar. Belki de tamamen yok edecekler. Komplo teorisyenlerinin hayal ettiği gibi şirketlerin devletleri yok ettiği bir durum yok. DAO'ların şirketleri yok edebileceği
bir durum söz konusu ve ne komplo teorisyenleri ne de şirket sahipleri işin kötüsü bunun hiç farkında değiller şu anda. DAO'lar böyle şirketleri belki de çok kısa bir zamanda alanlarını daraltıp belki de yok etmeye götürecekken devletle alakalı burada bir sorun aslında gözükmüyor arkadaşlar. Hele de Çin gibi bu blockchain'leri merkezi olarak kurgulayan bir devlet bugünkünden çok daha kuvvetli bir hale de gelebilir. Buna dikkat etmek lazım ve işte DAO'lara dayanan, merkeziyetsiz yapılara dayanan, merkeziyetsiz blockchain'ler ve merkeziyetsiz kripto varlıklar etrafında bir hayat oluşturmak lazım. Ve tabii bu Metaverse olayını da söyleşide anlattığım gibi çok abartmamak lazım. Özellikle gençlere buradan sesleniyorum. Metaverse böyle işimize çeşitli yerlerde yarayabilecek bir konu. İşte mesela toplantılarımızı evimizden çıkmadan yapabileceğimiz, alışverişi evimizden çıkmadan yapabileceğimiz, zaman kazandıracak vesaire bir ortam. Bunu gerçek hayatın yerine koymak gibi bir tutuma girmemek gerekiyor. Bir de DAO'ların gelişmesiyle birlikte hayatımıza girecek algokrasi diye bir kavramla karşı karşıyayız. Burada şöyle bir tehlike var, onu görüyorum. Algokrasiyi bugün bize tanıtanlar işte ne diyorlar? Behavior mining, yani davranışlarımızı araştıracaklar ve oradan bir mekanizma dizayn edecekler. Hep bir merkezi otorite yapıyor bunları farkındaysanız. Oysa algokrasi, yani bugünkü demokrasinin üstüne çıkacak bir yapı şu olmalı. Hem algoritmaları açık bir şekilde görebilmeliyiz. Yani bizim hayatımıza etki edecek algoritmaları biz görebilmeliyiz. Mesela Bitcoin böyledir. Algoritmasının ne olduğunu görüyoruz. Açık kaynak kodlu. Ve bu algoritmaları seçme şansı bizde olmalı. Yani birçok algoritma arasında ben kendi seçimimi yapabilmeliyim. Ancak bu böylece demokrasi ve algokrasi olur. Ama bugün bu şekilde görüldüğü gibi bize tepeden dayatılan algoritmalar, hayatınızı bu daha iyi yönetecek diye dayatılan algoritmalar tehlikeli. Bitcoin'de ben algoritmayı seçmiş oluyorum. Mesela Bitcoin aldığımda ne diyorum? Algoritma ne diyor? 21 milyonla sınırlı bir para birimi dünya çapında. Ben bu algoritmayı tercih ediyorum. Bir başkası bir başka algoritmayı tercih edebilir. Demokratik hak. Sınırsız basılan merkezi bir parayı tercih etmek istiyorum diyebilir. Ama benim sınırlı ve merkeziyetsiz algoritmayı da tercih etme hakkım olmalı. Bu algokrasi adı altında süslü paket içinde yine merkeziyetçi uygulamalar bize yutturulmaya çalışılabilir arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani Metaverse çok abartmamak lazım. Tehlikeli yerlere de gidebilir. Eğer düşüncelerimize çeki düzen vermezsek, kendimizde olmazsak ve gerçek dünyanın önemini unutursak DAO'lar şirketleri daha çok tehdit ediyor şu anda ve vakıfları, merkezi organizmaları tehdit ediyor ve çok çabuk yayılacaklarına ben inanıyorum. Ve tabii söyleşide kullandığımız grafikler sadece arkadaşlar bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım önermesi içermiyor. Orada görülen isimler vesaire. O sayfalardan istediğiniz araştırmaları yapabilirsiniz. Tek anlamı budur. Buna da dikkat edin. Ve tabii ki algokrasinin de böyle bizi kandıracak bir şekilde bize sunulmasına da karşı dikkatli olun. Seçim hakkı her zaman bizde olmalı. Lütfen hem kripto varlıklar piyasasında çok riskli ve dünyanın en zor finansal piyasasıdır. Çok dikkatli olun ve tabii ki sağlık önlemlerine de dikkat etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.